Merhaba. Türkiye muhalefeti gerçekten iktidar olmayı istiyor mu? Değilse son depremlerle iktidar kapısının iyice aralanmış olmasından dolayı paniğe mi kapıldılar? Türkiye'de muhalefet partisi olarak siyaset yapan partiler bir alem. İnsan çoğu zaman gerçekten bunlar iktidara talipler mi diye düşünüyor. Bu partilerin özellikle yönetici kadroları muhalefette olmaktan hayli memnun. İktidarı tecrübe etmedikleri için buna yabancılar. Belki de korkuları, panikleri bundan. Esasen muhalefet partileri ülke muhalefetine gölge etmeseler iyi olacak. Fakat ne çare? İktidarı istemeyen seçmenin çalacağı başka kapı yok. Ülke muhalefetiyle muhalefet partileri farklı şeyler bu arada. Sadece muhalefet parti yöneticilerinin birbirleri aleyhine laflarına bakın ne söylediğimi anlarsınız. Selahattin Demirtaş Edirne cezaevindeki hücresinde Kettle'dan attığı tweetlerle durumu şahane özetlemiş. Normalde seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizde ise halk seçim kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Geçen ülkedeki bir akademisyene kulak verdim. Şöyle diyordu. Gezide bir şeylerin değişeceğini umduk. 31 yaşındaydım. Sonra 2018'de umutlandık. Olmadı. 5 yıl kaybettik. Şimdi 41 yaşındayım ve bir 5 yıl daha kaybetmek istemiyorum. Bir 5 yıl daha kaybederse 2028'de 46 yaşına geldiğinde kazanma, iktidarı değiştirme gücünü kendinde bulabilecek mi? Meçhul. Türkiye'den umudu kesip göçse dahi 40'ından sonra bu işler çok zor. Bunu kendi de biliyor. Demirtaş devamlı diyor ki tüm muhalefet uzlaşmayla ortak aday çıkarın sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bunun örneği de var Mansur Yavaş. Şu son deprem müstesna Ankara dışında hiçbir şey yapmadığı halde anketlerde hep önde çıkıyor. Erdoğan'ı ilk turda yenebilen tek aday olarak. Hiç konuşmadan kampanya yapmadan seçim vaadinde bulunmadan bu desteğe ulaştı. Ülke muhalefeti kendini temsil eden partilerden daha güçlü. Millet İttifakı doğru stratejiyle oturduğu yerde seçimi kazanır. Birbirlerine çelme takmakla meşgullerse niyet farklı olabilir tabii. Ekrem İmamoğlu 18 Aralık 2018'de İstanbul için aday gösterildiğinde beylik Beylikdüzü dışında kimsenin tanıdığı bir isim değildi. 3 ay süren kampanyasında hata yapmadı, kazandı. Erdoğan'ı iki kere mağlup eden tek isimdir. Bunun tek nedeni vardı. Erdoğan'ı istemeyen İstanbul seçmenini kendinde birleştirdi. Polemiğe girmedi, işine odaklandığı partili partisiz ayırmadı. Üç ay sonra yenilenen seçimde rakibiyle arayı açarak başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Bundandır ki Erdoğan ayağına siyaset yasağı prangası taktı. Cumhur İttifakı son 3-4 yıldır %50'nin çok altında. Maraş ve Hatay depremleri bunu daha da aşağı çekti. Seçim ne kadar gecikirse o kadar kaybedeceklerini anladıkları için 14 Mayıs'a geri döndüler ve öncekinden daha güçlü ve tutkulu biçimde muhalefet çoğunluğunu parçalamaya, içine nifak sokmaya çalışıyorlar. Oyun planları değişmeyecek. İyi niyetle bakarsanız CHP ile İyi Parti arasındaki gerilimin nedeni İmamoğlu mu olsun Kılıçdaroğlu mu ikilemi. CHP Kılıçdaroğlu'yla kazanacaklarını düşünüyor. İyi Parti ise kazanacak aday Ekrem İmamoğlu diyor. Mansur Yavaş'ı ise yedekte tutuyor. Tartışma açıkta yapılıp ağzı olan konuşunca ortaya kakafoni çıkıyor. Adayın konuşulacağı liderler toplantısına bir hafta kala dozu daha da artacak gibi. Partiler yara almadan süreç atlatılır. Adayın etrafında herkes kenetlenirse bu iş biter. Erdoğan'ı istemeyen seçmen elinde mühür bunu bekliyor.